Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere videomda çikolata dekor hamurunun yapımını ve tarifini paylaştım. Videomda göreceksiniz. Hamurlarımız zaten videomda mevcut. Ben size yapım aşamasını sundum. Hamurlarımız biraz sert olabilir. Siz bunları yumuşatmak için fırında biraz ateşe gösterin. Ondan sonra yoğurun, merdaneyle açın. Videomda zaten hepsini uygulamalı olarak gösterdim. Deneyin, farkı göreceksiniz. Takip edin, takipte kalın. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çikolata dekor hamurunun tarifini ve yapım aşamasını videomda paylaştım. Soğuk mermer yapmak isteyip de yapamayanlara soğuk mermer tadını verecek çikolata dekor hamuru bu. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben şu an sizlere bir 5-6 çeşit gösterdim. Bu gül şeklini alıyor bu şekli. Sarıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu da yine gül şekli veriyorsunuz. Yani tamamen soğuk mermerde yapmak istediğiniz figürleri bu hamurla daha rahat yapabilirsiniz. Pastaların kenarlarına kesip buralarını bu şekilde yuvarlak bir şekilde göstereyim şöyle size. Yine gül, yani bu, ben size bunu gösterme amaçlı yaptım. Siz istediğiniz şekilde gül yapabilirsiniz. Hamur çok güzel bir hamur. Yine bunlar pastaların kenarlarına koyma amaçlı kestim size görsel olarak. Videomda zaten şerbetin kaynamasını, çikolatanın karıştırılmasını gösterdim. Yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Takip edin, takipte kalın beni. 425 gram su. 1 kilo şeker. Ocağa koyduk şerbetimizi, kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Yarım limon sıkıyoruz içine. Limonumuzu sıktıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra altını kapatıp bir gün dinlendireceğiz. Evet, kaynattığımız şerbeti ikiye böldüm. 500 gram. Önce beyaz hamurumuzu yapacağız. 1 kilo kuvertür koyuyoruz. 1 kilo. Erimiş kuvertür. Kaşıkla çikolatayla şerbeti karıştırıyoruz. Yani çikolatamız sıcak olmayacak, kesilme yapar. Şimdi siyah hamurumuzu yapıyoruz. O da 1 kilo. Yine kuvertür erimiş. Siyah hamurumuzu da karıştırdık. Şimdi toplayacağım. Beyazı streçledik. İkisi de bir gün dinlenecek. Hamurlarımız bir gün bekledi. Görüyorsunuz. Şu an sert kıvamda.